Hani benim böyle tarifim, şimdi yolda bir çocuk düşer, ağlamaya başlar, ya benim burada bir vebalim var mı diye bakarsınız. Sivil toplum örgütlerini böyle içinize sindirirseniz ya da bir genci dışarıda bir kötü durumda görseniz, ya benim burada bir eksikliğim oldu mu, bir sorumluluğum var mı diye yerine getirmedim mi diye düşünmeye başlarsınız. Hani ben değil biz demeye o kadar yönlendirir mi sivil toplum örgütleri? O anlamda çok ciddi bir katkı görecek. Sadece kendi bulunduğunuz dernekleri evinizde de göreceksiniz, hayatınızda da göreceksiniz. Ve bir süre sonra sivil toplum örgütlerinde çalışmayınca da bir eksikli gibi hissedeceksiniz diyebiliriz. O anlamıyla çok doğru bir iş yaptınız. Çok doğru bir iş yaptınız. Zaten bugünse gençlere öyle bir dernek yoktu yani. Çeşitli abilerimizin kurduğu dernekler var. Fakat böyle sadece gençlere hitap eden bir dernekler böyle bir şeyin eksikliği var. İnşallah hayırlı olur. Allah da muvaffak eder. Bizim şu 35 kuruluş şeyle ilgili İzmir'e hatırladığımız bir derneğimiz var. İzmir için biz AK Parti olarak 35 proje yaptık ya. Onunla ilgili de bir derneğimiz var. Mesela ben olsa onunla da bir araya getirelim. Bir takım şeyleri mahallelerde anlatırken hani Buca'ya ne geliyor, geliri nasıl artacak, Buca'da ne değişecek. Onları da paylaşmamızda yarar var diye düşünüyorum. Yani onları da sizi bir araya getirip onu da organize edelim. Mükemmeldi yani. Gerçekten mükemmeldi. Çok gurur duyduk. İyi ki böyle bir bakanımız var. Bir kadın bakan olarak da çok gurur. Çok başarılı. Şiddet meselesinde size çok büyük sorumluluk. Gerçekten kadınların meselesi değil bu, erkeklerin meselesi arkadaşlar. Ağırlık olarak öyle. Sayın vekilim, acaba yapacak bir şeyiniz yok. Daha önce de bu kadar saydın mıydı? Yoksa öpmene mi çıktı? Vardı. Yani şimdi kadar... vardı tabii. Adı neydi? Töre cinayetiydi. Kız intihar ediyordu. Güneydoğu'daki kızlar işte zehir içiyorlardı, ölüyorlardı. Dereye düşüyordu, nehre düşüyordu biçimiyle. Ama yani bizle birlikte 2018'den sonra kayıt altına alınmaya başladı. Her küçük şiddet olayı bile şu anda kayıt altına alınıyor. Tokat saatinde artık karakollarda kayıt altına alınınca bugün sayılmayan şeyler bugün sayılmaya başladı. Sayıldığı için de çok ciddi biçimde artışı gözlüyoruz. Ama normal olarak da bir artış var. Niye artış var? Siz çok daha yakından görüyorsunuz ki köyden kente çok ciddi bir göç var. Göçle birlikte Türk aile yapısı değişiyor. Dünün kuralları bugün şehre geldiklerinde işlememeye başladı. Orada her şeyi kabul eden kadın buraya geldiğinde komşusu kocasının koluna girip sinemaya gitmeye başladığında sen de beni sinemaya götürdün. Komşusunun çocuğu üniversiteye gidince beni tuttun, niye okumuyor? Ve talep etmeye başlıyor. Hayatını değiştirmek istiyor. Sonuçta bunu yönetebilecek bir erkek yok ki orada. Bunu yönetemeyince ne yapıyor? Sözün bittiği yerde önce tokat atıyor. Sonra yumrukluyor. Bıçaklıyor. Ve öldürüyor. Öldürüyor. Gördünüz mü? Sevgili muhafızanın içinde boşandığı eşiyle karşılaşıyor ya orada. Tartışıyorlar. Kadına sivil kızı geçirip sanat kızına giriyor. Yine o boşandığı eşi bırakmıyor. Ne kadar etkileyici bir haber. Çok ters. 15 yıl, 20 yıl geçiyor, öldürüyor ya. 20 yıl sonra insan boşandığı karısını niye öldürür arkadaşlar? Yani burada gerçekten size çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Yani bununla ilgili eğitimler yapabilirsiniz. Bununla ilgili size seminerler yapabilirsiniz. Uzmanlar yönlendirebiliriz. Ama sadece burada değil, mahallelerde çok rahatlıkla muhtarlıklarla ilişkiye geçerek yapabilirsiniz. Hani bu sorumluluğu yerine getirseniz bile Hoca'da çok ciddi bir iş yapmışsınız. Şiddetle ilgili bir proje yapın. Erkekler yapsınlar. Gerçekten. Yani başkanım da takipçisi olsun. Biz de yapalım o zaman. Yani bu yüzden hemen toplantı. Gecemizden sonra o zaman değerli başkanım. Hemen toplantı.